Bütün kış sebze meyve fiyatlarını konuştuk ve artık bahar geldi. Baharın gelmesiyle sebze meyve bollaşıyor. Peki bu bolluk pazardaki etiketlere nasıl yansıdı? İşte bunu öğrenmek için bugün de Perşembe pazarındayız. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlarımız şu anda çok ucuzladı yani. Balçın 15 lira, domates 15 lira, salkım 25 lira, biberler 40 lira, 30 lira düştü fiyatlar. Ucuzlayınca müşteri tedirgin almıyor. Neden almıyorlar? 80 lirayken daha çok yüksek alıyordu. 80 lirayken ver diyordu, kıtlık varmış gibi. Ucuzlayınca nazlanıyorlar. Baharın gelmesinin bunda etkisi var mı? Var, etkisi var. Çok etkisi var baharın gelmesiyle. Geçen haftaya göre durumlar ne? Aynı güzel bacım. Yani şimdi her şey Mazda indeksli. Çiftçi traktörüne Mazda alıyor, doğru mu? Çiftçi yerinden koyuyor. Esnaf da mecburiyetten burada yükseltmek zorunda. Üreticiye eğer gereken yapılırsa esnaf da burada gerekeni fazlasıyla yapar zaten. Yeşillikte son durum ne? Yeşillikler şu anda fiyatlar gün güne her gün düşüyor. 5 liradan başlar 20 liraya kadar malına göre fiyatlar var. İyi marollar 30 lira, küçükler 10 lira. Yeşillikler 5 liraya kadar düştü. Havuçlar düştü 10 liraya kadar düştü. Ispanak 10 liraya düştü. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar ucuz 10 lira. Yer 6 milyon, 8 milyon maliyetli 10 liraya satıyoruz. 2 lirayla mal satıyoruz. Haftaya yalnız 100 gelecek, 15-20 olacak. Alıcı bu durumdan memnun mu? Memnun. 10 lira olunca herkes 5 kilo 10 kilo alıyor. Yaz meyveleri çıktı. Fiyatlar ne durumda? Vallahi yaz meyveleri şu an erik yeni patladı. Çilekte ufak bir çekme var. İnşallah 10-15-20 güne kadar çileklerin yerlisi de başlayacak. Şu an fiyatlar pazar olayında. Pazarcı marketlerde görüyoruz şu kadar erik. Göster arkadaşım şunu. Şu kadar erik 50 milyon lira. Bizde kilosu 100 lira, kilosu 50 lira pazarda. Vatandaş o yüzden pazara davet ediyoruz. Pazara gelsin bütün. Yaz meyveleri artık gün geçtikçe çoğalacak yani. Bu saatten sonra vatandaşı pazara bekliyoruz yani. Durumda vatandaşın alım gücü ne durumda? Zaten kurbağaya döndü. Bayramdan da çıktı biliyorsunuz. Alım gücü de normal ya. Alıyorlar ufak tefek. Çok olmazsa bir 100 gram, 200 gram alıyor. Hepsini körlüyor yani. Olay bu yani. Fiyatları öğrenebilir miyim? Normal yani mevsimine göre. Yeni dünya ne kadar? 40 lira şu an için. Çağla? 40 lira. 30 lira, 40 lira satıyoruz. Erik? Erik 80 ile 100 arası, çilek 50, şeftali 30. Tabii ki bu haftaki fiyatlarımız, haftaya daha da fiyatlarımız geriler. Mesela sebze fiyatları şu an için pazarda müthiş bir gerileme var. Salkım domates 20 lira 25 lira pazarda. Salatalık 10 lira. Hem taze hem güzel, güvenilir bir şekilde yani. Bizler yani bu malı günlük 2-3 bekletme şansımız yok. Günlük satmak zorundayız ki halkımız tadiyesini daha da getirelim diye. Satışlar ne durumda? Alabiliyorlar mı? Ekonomik açıdan biraz daha sıkıntılıyız. Ama genel ahlamız ufak demek. Yani fazla almaz da az alıyor. Halkın çoğunluğu yani 2'şer kilo da yarım şer kilo. 250 gram 1 kilo o ara gidiyor yani. O da normaldir. Şu an için milletin yani asgari ücretin bu kadar düşük olduğu memlekette yani kalkıp da 3-4 kilo 5 kilo alacak değil. Zaten kredi kartları olmazsa biraz daha bizim pazarlarımız farklı olacak. Ama memur kısmı kredi kartı yükleniyor. Ne yapacak? Adam pazara gelemiyor. Peşin para olmayınca mecbur kredi kartını hanım istiyor gidiyor mecbur alacaktır. Almak zorundadır yani. Pazardaki fiyatlardan memnun musunuz? Hayır değiliz. Çok pahalı. Neler alabiliyorsunuz ya da neler alamıyorsunuz? Emekliyim. Haftada bir kere yemeklik alabiliyorum. Ne kadar tuttu? Vallahi şu anda 100 lirayım aralarına hepsi. Memnun musunuz pazardaki fiyatlardan? Şu anda iyi ya, düşmüş bayağı düşük yani, pek de o kadar yüksek değil. Geçen seneki aynı fiyat yani. Kendim de yetiştiriciyim yani, normal. Şu anda iyi. Geçen sene sattım ben, kendim de sattım. 20 lira domates, 10, 15, 20 normal yani şu anda. Pazarda durumlar ne yakıyor? Can mı yakıyor? Yürek mi yakıyor? Sepetim boş durur. Soğanın kilosu 100 lira olmuş, 20 lira olmuş, 30 lira olmuş. Bak hele soğana. Alabiliyor musunuz? Alamıyorum. Verdiği 10 lirayla neyi alayım? Neyi alayım? Utanmadan bir de çıkıyor.